tarafa geçebilir miyim? Ben oraya geçeyim. Ya işletmişse oluyor. Ama yüzüm yok. Bundan yırtabileceğini düşünmen çok hoş. Ben bir kere yaptım. Ne diyorsun? Ama mecburdum ve param yoktu. Rezil ya. Fotoğraf da güzel olsun çok yani. Değil mi? Örnek alın. Saçları düz saçlısın. Düzleştirdim. Ben kendim bilir miyim? Hayır. Çok koyuyorum. Hayır. Ay, bunu soramazsın. Ünlüyü çıkaracağım. Çok küçüktüm, anladın mı? Bir insanı bu yaşta reddedemezsin ya. Aramızda. Hem de hayvan gibi ağlasın. Müziği kapat. Alexa, stop music. Ay, rapor gelmiştir. Evet arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün Emir ile birlikte... Never have I ever. Türkçesini söyleyelim. Bugün Emir'le birlikte ben asla oynuyoruz. Ona sorular soracağım. Yani normalde bu oyunlarda daha ağır... Ben bu tarafa geçebilir miyim? Ben hayır geçemem. Normalde böyle oyunlarda daha ağır alkoller içiliyor ama ben ağır alkol çok fazla tüketemediğim için, yani yıllardır tüketmediğim için. Biz kendimize göre hafif alkollü ama çok içerek o açığı kapatmaya çalışacağız. Ve bundan önce de biraz içtik. Daha. Siz sıkıcı kısımları izlemeyin diye. Ben Emre'ye içirmeye çalıştım ama Emre çok yavaş içtiği için... Ben yavaş içiyorum. Yani benim suçum değil. Başlıyorum o zaman. Ben soru yazmadım. Ben dedim sana. Ama bana 5 dakika kala dedi. Ama bakmadın hiç. Peki. Sağım. Bir dakika. Ekranını çevir bir oraya. Neden? Bir çevir. Ne? Kaç tane soru yazmış? Bana burada geldi oturunca dedi ki sen de yaz. Abi, ben buraya gelmeden önce dedim ki böyle bir oyun oynayacağız. O da tamam dedi. Hiç hazırlığını yapmamışsın. Ben ne yapayım? Ben hazırladım işte her şeyi. Yani. Peki abla. Şimdi bu bir tane mi? Bir şat mı bu içmemiz gereken? Tek bir, bu bütün bardağın hepsini mi içeceğiz? Sen çok koydun. Ben başlarım. Hiç hırsızlık yapmadım. Tamam, şişeye kadar doldurdum. Çizgiye kadar. Çünkü hep içeceğimiz soruları buldum, anladın mı? Ben içerdim. Ya evet ama yani. Hiç tutuklanmadım. Ben tutuklanmadım. Evet. Tutuklanmadım. Sen tutuklanmışsın. Polise hiçbir şey olmadı. Oha. Hiç bir günde birden fazla randevuya gitmedim. Gitmedin mi? Hayır. Ben de gitmedim. Asla ailemden para çalmadım. Senin yok, neyi dikeceksin? Ben çalmadım ki. Çalmak demeyelim çünkü Trendyol'da annemin kartı kayıtlı olmuş olabilir ve ben oradan yemek istemiş olabilirim. Ama haberi yok sonuçta. Evet ama çalmak demeyelim. Yanlış bir terim. Hiç çevrim içi dolandırılmadım. Dolandırmış gibi olabilirim. MacBook'u satar. Hani dolandırmak değil ama çok problemliydi ve ben kötü hissettim. Ama adama da söyledim yani problemlerini, sonuçta dolandırmak değil yani. Her şeyini söyledin mi? Bir iki şeyini söylememiş olabilirim ama yani bence adam da beni dolandırdı çünkü numaramı bile istemedi. Parayı verdi ve ben yok oldum. Numaramı istemedi. Böyle bir imza, normalde bir şey satarken imza atıyorsunuz işte. Hani bunu sattım gibi bir şey yazıp böyle imza atıyorsunuz ve numaranızı falan yazıyorsunuz. Adam benden hiçbir şey istemedi ve dedim yani burada bir problem var demek ki benden bir şey istemiyor. Siz hatta takas etmediniz mi bir şeyleri? Ay ben iPad aldım adamdan. İşte. Ama adam bana para da verdi. Bir bokluk var, bir yerde bir bokluk var yani. Çıkar yoksa yani yakında. Çıkmadı, işte. Çıkardı bence çıksa. İnşallah. Ama o iş anına bir daha gitmem. Hiç arkadaşım tarafından ihanete uğramadım. Yok, uğramadım. İhanet derken neden bahsettiğimde bağlı olarak bir durum da var değişir. Ama yok yani. Aşk anlamında ihanet etti bana mı yoksa? Benim hiç bir dramam olmadı arkadaşlar. Benim oldu da biraz ben yaşattım daha fazla onlardan. O yüzden onlara haksızlık olmasın diye içmek istemiyorum bu soruda. Çünkü yani haksız. Öyle ihanete uğradım gibi bir muhteşem ihanete bir uğramadım. Muhteşem yani. Çok eski, çok küçüktük. Bu arada şu an... 19. Evet abi, küçüktüm yani. Şu an 23. 23 yaşındayım. 4 sene az mı? Az. Değil. Asla en yakın arkadaşımı öpmedim. Oh, yudum. Afiyet olsun. Hiçbir öğretmenime aşık olmadım. Yok ya. Olmuşsundur çocukken ya. Ben olmadım ama. Ben kimseye aşık olmadım öyle düşünürsen. Aşık olmak abartı bir terim değil mi yani? Hayır canım ya, çocuklukta böyle öğretmenine takık olursun. Ay çok beğenirsin, çok iğrenç edersin. Yani böyle bir idol olarak alırsın, ne bileyim o tarz şeyler yani. İçesim var ama yani. Hiç kimseye nude göndermedim. Hiç ölüme yakın bir deneyim yaşamadım.
Ne gibi bir şey ama bu? Ölüme yaklaşmak ya, yani herhangi bir hastalık yerden mı yoksa? O hastalık, kaza, tehlike, adrenalinli bir şeyler. Kalp ameliyatı oldum daha ne olsun. Daha ne olsun abi, ben de yaşadım. Ben çok büyük bir kaza geçirdim Fethiye'de. Böyle o kabağa çıkan yolun en yerinde. Araba kazası. Araba kazası. Üstü açık bir jipteydik, eski jiplerde. Aşağı iniyorduk oradan. Oranın en keskin yerinde böyle bariyerlerin başladığı bir yer var. Bir de bariyerin olmadığı bir yer var. Aşağısı uçurum. Biz böyle arabanın yarısı bariyerde, yarısı bariyerin dışında oraya çarptık ve o günden sonra arabalarda panik atak geçiriyorum sürekli kendim kullanmadığım sürece. Tam içiyoruz yani. Sen niye kalp ameliyatı oldun? Çocuk hastalığı var, Kawasaki diye. Hala galiba bilinmiyor neden bulaştı ya da bulaşıcı mı? İşte neyden geçtiğini falan kimse bilmiyor. Çocukken oluyor yani, bayağı küçük olman gerekiyor. Ben de işte çocukken Kawasaki'yim ama Kawasaki de böyle uzak doğuda, yani Japonya'da bulunmuş bir hastalık. Doktor Kawasaki diye bir adam bulmuş. Türkiye'de ben 2004 yılında ve Kawasaki'yim 4 yaşında ve yani Kawasaki diye bir şey kimse bilmiyor neredeyse. Nasıl bulmuş? Ve böyle babam da Çukurova Hastanesi tıp mezunu. Oradaki profesörüne gidiyoruz falan, bir süre bulamıyorlar ne olduğunu. Sonra buluyorlar ama ben artık geç, hani geç kalmışız, hani ameliyatlık bir durumdayım. Tam o bulunduğu sırada Kawasaki olduğumu, şans eseri Doktor Kawasaki dediğimiz adam Türkiye'ye kongreye geliyor İstanbul'a. Babam direkt İstanbul'a kongreye geliyor. Adamla konuşuyor. Adam Osaka'da bir tane doktor öneriyor. Ve biz Osaka'ya o doktora ameliyat olmaya gidiyoruz. İşte bir ay orada kalıyorum, ameliyat oluyorum falan. Açık kalp ameliyatı. Ve şeymiş galiba, açık, yani dizide duydum geçen. Ve açık kalp ameliyatında %50 ölme ihtimalin oluyormuş. Ne diyorsun ya? O zaman evet yaklaşmışsın. Ona yakın bir şey sor. Hayır, ben ondan çok uzak bir şeye cevap vereceğim yani. Ona yakın bir şey sorma. Yok ya, yani ben asla anlaşılmayacak bir şey ama ben soracağım sonra. Asla sahte kimlik adı altında birileriyle iletişim kurmaya çalışmadım. Yok, yani kendini yapmadım. Başka biri gibi tanıtıp fake bir hesaptan hiçbir ünlüye hayran mektubu yazmadım. Ay yok, ben kimseye hayranlık duymadım yani. Ben Vermont Miller'a ciddi bir hayranlık duydum. Kim? Prison Break'teki Michael Scofield. Prison Break. Kel olan mı? Evet. Tamam, biliyorum ama izlemedim. Saçmalama, nasıl izlemedin? Bu arada birini dedin ya bir önceki soruda, birini işte hani işletmedim. Evet. Şöyle, birini işletmedim ancak asla işletmiyor kişinin içinde. Twitter'da müsteşen hesabı olan bir profil var. Ve ben de çok merak ederim. Yüzlerini atmayan insanların kim olduğunu aşırı merak ediyorum. Ben de bu kişiye mesaj attım. Yazıştım ama fotoğraf falan atmadım asla. Merak ediyorum tipini. Sonra bu kişi bana fotoğrafını attı. Ve arkadaşımın arkadaşı olduğunu fark ettim fotoğrafını attığı sırada. Ne diyorsun? Bu işletme değil ama ben fake biri gibi davranmadım hiçbir anda. Ben kendi fotoğrafımı atmadım. Ben hiç... Biliyor senin sanırım. Anonim bir hesap. Hayır, benim ben olduğumu da bilmiyor. Da. Hayır, bilmiyor. İşletmiş. Ama yüzüm işte. Yok, fotoğrafım yok, ben başka biri gibi işletmedim yani. Tamam, sen kendin gibi değilsin sonuçta. Ama işletmek amaçlı da yazmadım, kim olduğunu merak ettim. Suratını merak ettiğin için yazdım. Evet. Bu sayılıyor, sen içiyorsun bu yüzden. Bundan yırtabileceğini düşünmen çok hoş ama hayır. Benim için benim kafam çok kolaymış ya bu birayı içmeyi. Evet ama benim de kafam güzel. Ben hiç böyle mesela 1 litre vodka falan içsem hiçbir şey olmaz ama birayla sarhoş olabilirim. Ay şov yapıyor yalan. Yemin ederim. Çünkü vodkada ne oluyor biliyor musunuz? Vodkayı içiyorum ve midem bozuluyor sadece. Kafam güzel olmuyor. Bira midem bozmayı kafam güzel. Vodka tadı da iğrenç çünkü. Kokteyl falan okey. Bir hafta boyunca hiç yıkamadan aynı kotu giymedim yani arkadaşlar. Kot haftada bir yıkanmaz ki. Ayda bir bir hafta boyunca her gün mü giyeceksin? Evet, ben lisede falan biz okula kotla gidiyorduk ve ben gidiyordum yani. Liseden bahsediyorsun. Çocukken kim neyini yıkıyordu abi? Annen yıkamıyor mu? Ben hatırlamam ki detayını o kadar. Ne annem ben, yıkar. Şu annem... an yıkıyor musun kotlarını haftada? Tam da şu an bir kotu her gün giymiyorum. Şu an bir kotu böyle 2 ayda bir, 1 ayda bir, ayda 2 kere maksimum giyiyorum. Kot da bir 10 kere yıkandıktan sonra yıkanan bir şey. 10 kere yıkandıktan sonra yıkanan bir kotun şey. Kotun kumaşına zarar vermemek için ya 7 kere giydikten sonra öyle bir, yani öyle bir sayısı var hani. Evet, çok yıkanmaması. Yıkanmaması gerekiyor. Onun için bu çok saçma bir yani. Tamam, geçiyorum. İçmeyelim. İçme. Hiç patates kızartmasını milkshake'le batırmadım. Bu çok okey bir şey. Sen batırdın, ben batırmadım. Çok güzel. Ben milkshake'den nefret ederim. O kadar sevmem ki milkshake'i. Hiç sevmem. Zevksiz çünkü. Hayır ya, hiç sevmiyorum. Bebek maması gibi bir şey. Bir şey giydikten sonra asla mağazaya iade etmedim. Hani yani bunun kasten yapılması ama. Anladın mı? Hani hiç hani şey kasten de yapmadım. Tamam, anladım, hani alayım giyeyim bugün. Ben bir kere yaptım. Ben hiç yapmadım çünkü ben bak iade çok ediyorum görünüyor, evet. Ama olmadığı için ediyorum. Tamam, hayır. Ben bir kere
Sadece ömrüm boyunca bir kere yaptım. O da bir tane çok eski, böyle 2 sene önce falan bir tane blazer ceket çok istiyordum ama çok pahalıydı o zamanlar. Ben de böyle hani ucu ucuna geçiniyorum. Böyle hani marketten hepsini alıp çıkamıyorum. Böyle yemek. Bu kadar. Tabii canım deli misin? Tek başıma yaşıyordum o zaman ve hiç ailemden falan hiç yardım almıyorum. Kiramı ödüyorum, bir şey yapıyorum. Ve bir tane blazer ceket çok istiyorum. Bir tane blazer ceketim olmasa da blazer ceketle bir fotoğrafım olsun çok istiyorum. Bir şey yok, sen önceden, benim bildiğim sen önceden giyinmeden fotoğraf atıyorsun. İşte dedim ki bir tane giyinerek olsun. Anladın mı? Bir tane de giyinerek olsun. Bir tane de blazerle olsun dedim. Zara'ya gittim. Bir tane çok beğendim. Dedim ki bir bunu alacağım, bir de deri pantolon alacağım. Giyeceğim, fotoğraf çekeceğim, hemen geri götüreceğim. Ne olabilir dedim. Hatta profilimde hala duruyor. Gittim o ceketle pantolonla fotoğraf çekildim. Sonra onları tekrar iade. Ama mecburdum ve param yoktu. Ve onlara hiçbir zarar vermedim. Rezil ya. Ben çok... fotoğrafı bulamadım. Kaldırmış olabilirim ya. Utanmış. Ne utanacağım? Ha var. Hayır, şanı kız. Ha, kısık senin zaten. Şu ceket ve altındaki pantolon iade edildi yani. Bakayım. Ben görmedim. Fotoğraf da güzel olsun çok yani. Değil mi? Beğenmedim hiç. Açısını beğenmedim. Görünmüyor ki abi ceketin ve pantolonun olayı. Bir tane var da onu aşırılamışım. Evet yani hiç anlaşılmıyor ki ceketle. Değmemiş. Yaşım hakkında hiç yalan söylemedim. Ben söylemedim. Buna evet diyeceğini biliyordum. Yani. Hiç girmedin mi? Hani mesela 18 yaşından küçükken gece kulübüne girmek için mesela. Hayır girmedim. Kral. Girmedim. Örnek alın. Daha önce hiç okuldan ya da işten kaçmadım. Ben hiç kaçmadım. Okuldan kaçtın tabii. Ben hiç kaçmadım okuldan. Ben lisede kaçtım. Nasıl kaçılıyor abi okuldan? Ben hiç öyle bir okulda bulunmadım yani kaçılabilecek. Bu arada benim kâfirlerime ne diyorsun? Kâfirin yok şu an. Hepsini yana atmışsın. Hayır, bu arada... hala yok. Gel dön bana. Nasıl şu an bu kadar düzgün? Saçını düz saçlısın. Düzleştirdim. Ben soruyorum. Ben kendim dökebilir miyim? Hayır. Çok koyuyorsun. Hayır. Çok bariz olur istediğin gibi sorarsan. Ünlüyü çıkarırsak okey. Ünlüyü çıkarırsak okey. Hayır bunu soramazsın. Ünlüyü çıkaracağım. Bu bundan ekstra bir durum. Hayır. Bunu sorabilir miyim? Hayır. Daha önce hiçbirinin eşyalarını karıştırmadım. Bir şey diyeyim mi? Ben çocukken dayımlara her gittiğimizde manyak gibi çekmeceleri karıştırıyorum. Çünkü abi deli gibi teknoloji eşyaları vardı ve bana kızıyorlardı sonra ama bir sürü şey buluyordum yani. Ben hiçbir şey karıştırmadım hiçbir zaman. Bu soruda biraz yaralıyım bu arada. Hangisinde değilsin? Daha önce hiç reddedilmedim. Ben manyak yaptım. Saçmalama istersen. Abi beni ilk aşkım reddetti. İkinci çok küçüktüm anladın mı? Bir insanı bu yaşta reddedemezsin ya. Böyle 6. sınıfa falan gidiyorken bir... Sadece o zaman. En son o zaman. En son o zaman reddedildim. Şimdi bu seksiliğe, seksapalitiğe kim abi, karşı koyabilir? Yemin ediyorum onunla alakası yok gerçekten. Bir düşüneyim yeni zamanda reddedildim mi diye. Reddedilmedim ama o 6. sınıfta reddedildiğim bana gerçekten çok koymuştu ve çok üzülmüştüm. Bana reddedilmek koymuyor, sorun orada. Hayır abi, hayatımda ilk defa birine açıldım anladın mı? Şimdi şöyle oldu, biz bir sitede oturuyorduk ve o sitede böyle havuz başında falan sürekli gördüğüm böyle Justin Bieber o zamanlar çok rövaçta. 2013. O civarı, aynen 2013 konserinde falan. Konserinde olduğu evet, Türkiye'de. Ve o çocuğun saçları Justin Bieber gibiydi ve ben o çocuğa çok aşık olmuştum. Bir dakika abi, Arby's'e bakacağım ben. Sen konuş. Sonra Facebook'tan yazdım falan. Facebook. Sonra dedim ki işte böyle işte ben sana çok aşık oldum falan dedim çocuğa. Çocuk bana ne dedi biliyor musun? Ben iyilik meleği değilim, herkesi mutlu edemem dedi. Abi uygulama çökmüş herhalde. Düşünsene aslında hiç sipariş vermemişim. Bu üzücü hikayemi niye Arby's'te böldüğünü merak ediyorum. Mukbang yapacağım size. Daha ne istiyorsunuz? Kırıcısın. Bir şey itiraf edeyim mi? Ne? Arby's'e odaklanmaktan o kadar hikayeye odaklanmadım ki şu an Justin Bieber'ın sonrasını duymadım hiç. Kırıcısın. Çok kırıcısın. Ben bu konuda neye çok takılıyorum mesela biliyor musun? Bunu da kimden esinlendin? Bunu da Melisa'dan. Gizem ve Melisa'dan. 12-13 şat viski mi atılır abi? Böyle bir şey olabilir mi? Onlar 12-13 şat viski şat atıyorlar. Respect yani. Anladın mı? Asla. Hayır, respect. Rezilleşme, respect. Bir şey diyeceğim. Benim şu konuda aramızda kal. Abi kötü telaffuz ediyor ki İngilizce. Ben sinir krizi geçiriyorum.
Ben bu konuda neye çok takılıyorum mesela biliyor musun? Mesela Ozan eskiden Amerika'da okumuş tamam mı? Böyle tamam. Bir sene falan. O yüzden onun böyle aksanı falan çok iyi tamam mı? Şey soruyor. Diyor ki yani ne izliyorsun diyor. What are you watching diyor. Hayır normal Türkçe ne izliyorsun diyor. Şimdi modern family mi demeliyim modern family mi demeliyim? O modern der. O modern der. O modern diyor. Ben de modern derim. Sonra sorduğunda ne izliyorsun bakıyorum. Ben de soru sıra. Hadi sor. Hiç takipçilerime kullanmayacağım ya da beğenmeyeceğim bir ürünü para karşılığı reklam yapmadım. Ben yapmadım. Yapmadım. Okey o zaman. Yapmadım hatta geçen... Hiç panoramal bir deneyim yaşamadım. O ne demek? Paranormal söyleyemedim. Ben de panoramal. Şöyle yaşamadım. Ben 7 yaşındayken Didim'e gittik o yaz. Didim'de bize şişme yatak verdiler. Kardeşim ben annem yatıyoruz. Kardeşim o zaman 2-3 yaşında. Yani üçümüz yatabiliyoruz bir şişme yatağa 2 kişilik. Annemle Miray uyudu kardeşim. Sonra biz böyle televizyonda kanalları değiştiriyorum. Köşede halka yazıyor. Ben de ne olduğunu bilmiyorum aslında. Çünkü yani 8 yaşındaki çocuk halka filminin ne olduğunu bilmez. İzledim ben bütün filmi. Film bitti ve ben ödüm koptu film bittikten sonra. Tamam. Ve ben elimi şöyle arkaya koydum. Annemle kardeşim uyuyor. Elime böyle bir şey tık yaptı böyle. Hissettim ya da öyle yani artık. Ödüm koptu. Koridorda annemlerin kapısının önünde ağlayarak uyuyakaldığımı hatırlıyorum. Kıyamam. Saçmalama. Bu paranormal değil sanki. Öyle. Öyle mi? Onun dışında böyle evde tek başımayım ya. Tek başıma yaşıyorum zaten. İşte böyle şey yapıyorum dalgasına bazen. Ne haber yapıyorum. Kimse yok da. Cine yapıyorum. Çünkü arayı iyi tutmak önemli. Sana da şey oluyor mu böyle ben tek yaşıyorken mesela hani pandemi döneminde çünkü ben tek yaşıyordum ve böyle belki haftalarca hiç kimseyle buluşmayıp hiç kimseyle sesli bir iletişime geçmediğim ve ben telefonda veya FaceTime konuşmaktan da hoşlanmam tamam mı? Hiç sesimi hiç kullanmamışım anladın mı? Hiçbir şey konuşmamışım. Böyle durup durup yapıyorum. Merhaba. Yok o yok. Daha önce hiçbirini terk etmedim. Ben sadece bir kişiyi terk ettim. Hep şey yaparım genelde. Terk etmekten kastım nasıl bir şey? Ayrılmak, ilişkiyi bitirmek. Ne demek yani nasıl bir şey? Bunu yapamam yani. Bu benim için biraz ekstra bir durum olduğu için. Hiçbir zaman birine böyle seni terk ediyorum, ayrılıyorum, ayrılalım falan demedim. Ne oldu? Bir kişi hariç sadece. O da böyle artık çünkü cidden son nokta olduğu için o bana demedi yani. Ben dedirtmeye çalışırım genelde. Diğerleriyle nasıl ilişkin bozuldu? Onlar beni terk etti. Onlar dedi ayrılalım. Daha önce hiç biri için ağlamadım. Daha önce hiç aldatılmadım. Aldatıldın mı? Ben aldatıldım. Hem de hayvan gibi aldatıldım. Duygusal aldatıldım yani. Tadına baktın mı? Hayır. Ben bu soruya da içmiyorum çünkü az önce içtim. Hayır. İç. Hayır yok öyle bana ne? Ya aldatıldığım için içmek zorunda mıyım bunu? Evet. Aldatılıp benim suçum bile değil yani anladın mı? Sormasaydın soruyu o zaman. Daha önce hiç Instagram'ın bir uygulaması var ya, gizli hesapları görebildiğim bir uygulama. Onu hiç kullanmadım. Şaka yapıyorsun. Kullandım. Ben de hiç kullanmadım. Ben hiç stalk insanı değilim. Ben de hiç değilim. Benim fake'im yok. Ben direkt kendi storylerinden bakıyorum. Kendinden mi bakıyorsun? Bak, umurumda değil asla. Bakın gören ben görsün. Ben bakmam ya. Ben bakmam. Bakmam yani. Yani birine hoşlantı duyarak bakmaktan bahsetmiyorum. Herhangi bir şeye bakacaksan direkt kendinden bakıyorum. Tamam, hayır stalk böyle eski sevgilini vesaire stalklamak bende yok. Bu yalan söylüyor. Sevgiliyi geçtim. Bende ne var? Flörtü geçtim. Hayır bende neyi stalklamak var biliyor musun? Eski arkadaşları cringe olmak için stalklamak. Bu herhangi bir insanı stalklamıyor. Birinin storiesini attım ben buna. Dedim ki pantolon çok güzelmiş. Bana diyor ki storiesine giremem linki bana kopyala. Ne gerek var? Var mı? Yok. Hayır baksan ne olacak? Gerek yok. Daha önce kime oy verdiğim konusunda asla yalan söylemedim. Asla söylemem. Asla söylemem. Daha önce hiçbir zaman 3 günden fazla duş almadım. Lisedeyken falan hiç almadım. Ben hiçbir zaman öyle bir şey yapmadım. Çocukken hiç almazdım duş. Hatta babam hiç. Dalga geçerdi bende 19 Mayıs'tan 19 Mayıs'a alıyorsun. Daha önce hiç başkalarının mesajlarını okumadım. Bunu bir kere yaptım hayatımda ve... Bir dakika bitmiş. O zaman öğrendim. Erkek arkadaşlarınızın WhatsApp mesajlarını okumayın. Çünkü sadece kendinize dert ediniyorsunuz. Başka hiçbir şey olmuyor. Bilmemek, cahillik her zaman en iyisidir. O yüzden okumayın. Ben kardeşimin mesajlarını okudum. O biraz ayıp. Yokmuş ki. Boş bardağı içmeye çalıştım öyle. Hiç benim için sürpriz bir parti düzenlenmedi.
Benim için düzenlenmedi. Benim için de. Bizim için nasıl sürpriz parti? Rezo. Yemin ederim Rezo ötesi. Rezo rezervasyon gibi değil mi? Rezil abi. Hiç açık ilişkim olmadı. Buna evet mi demem bekliyordun? Hayır. Niye sordun o zaman? Soru vardı öyle. Boş. Ya, internette şey mi yazdın? Never have I ever soruları. Oh! Oh kirli. Ben kirliyim. Şuradaki birayı sildim. Oh. Bugünkü sorularımız bu kadardı. Gerçekten Emir soru hazırlamadığı için sizden... Bir şey an, bana bakın ben sabah 8'de uyandım. Neyse, Emir'in sorusu olmadığı için ve benim bütün sorularım bittiği için... Bu arada dünyanın en abone olduğunu hatırlatması yapmayan insanı yapmayın. Falan. Bizi Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Evet. Yazar herhalde bir yere. Yazar. Pelina İyit. Emir Budur. Yiğit değil arkadaşlar. İyit. Yazar bir yerlere. İnşallah. Kendinize çok iyi bakın. Sizi boşan çok biri. Ya bir şey, 3 tane bire daha var. Ne yapayım, şarjım bitiyor. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kendinize çok iyi bakın. Sizi çok öpüyorum. Kimisi de takip etmeyi unutmayın. Seninkini yazmayacağım.